Efendim Asya Balkan TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar. 14 Haziran 2023 efendim ve saat yaklaşık 20 sularında. Epeydir görüşmüyorduk Mehmet Yılmaz hocamla. Özledik birbirimizi ve tabii izleyicilerimiz de Mehmet Yılmaz hocayı özlediler. Biz de dedik ki hocam ya konular da birikti tamam. Samsun Spor şampiyonu olduktan sonra bir müddet Mehmet hocanın konuşacağı pek mevzu yok. İşte Mehmet hoca şeyleri de çok sevmiyor. Diğer takımlar hakkında konuşmayı da çok sevmiyor. Daha çok Samsun Spor hakkında konuşmak istiyor. Haliyle biraz konular biriksin diye bekledik. Epeyce konu da birikti. Şimdi milli takımın Samsun'da oynayacağı Galler maçı da bir gündem maddesi. Birçok konu var. Mehmet Hoca ile bu konuları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Ne var ne yok? Valla çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz Mehmet Hocam. Tabii hayat devam ediyor. Bizim günlük işlerimiz haricinde hayatın acılı tatlı günleri oluyor. İşte bugün biraz tatsız bir haber aldık. Biliyorsunuz Samsun Spor'un eski başkanı, benim de çok yakın bir dostum, çok değer verdiğim bir isim olan İsmail Uyan'ın değerli annesi Saime Hanımefendi hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle İsmail Bey'e ve Uyanık ailesine de başsağlığı dileyerek başlayalım programımıza. Evet, ben de benim hem başkanım hem de çok değerli bir ağabeyim her şeyden önce. İsmail Başkan'a ve Uyanık ailesine başsağlığı diliyorum. Bugün İbrahim'le de görüştük, oğluyla İbrahim Bey'le teyit ettik. Yani yarın cenaze İstanbul'da. Tabii ben de katılacağım. Başka arkadaşlarımız da olacak. Saime teyze, yani bir süredir hastaydı, başkan da gidiyordu, geliyordu, bu kadarmış vadesi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Tabii İsmail Uyanık Samsun Spor Cenazesi için farklı bir isim. Cenaze İstanbul'dan mı kalkacak hocam? İstanbul'dan, evet İstanbul'dan kalkacak. Hatta belki program cenazeden önce denk gelecek için söyleyeyim, Fenerbahçe Camii'nden kalkacak yarın ikindide, yani Perşembe günü. İkindi namazına müteakip Fenerbahçe Camii'nden kalkacak. Ondan sonra Küçükyalı mezarlığına defnedilecek. Yarın ikindide. Bir kez daha Allah rahmet eylesin ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Hem de aslında Samsun Spor Camiası'na da. Çünkü üzücü bir haber ve dediğim gibi yani İsmail Uyanık bizler için bir başkandan daha öte. Birleştirici bir güç yaptıklarıyla geçmişteki başardıklarıyla çok değerli bir insan. Allah rahmet eylesin Saime teyzemize. Evet. Değerli hocam, şimdi gündemimize dönecek olursak, ben diyorum ki biraz milli takımın Samsun'daki oynayacağı karşılaşma, öncesinde Letonya maçı var deplasmanda. Milli takımdan biraz bahsedelim, bu maçın Samsun için öneminden biraz bahsedelim. Sonra da dönelim Samsun Spor'un gündemine. Samsun'da da çok konu birikti, işte bir sürü şey var, kombinelerden transfere kadar. İşte taraftarlarımıza işte meşaleden dolayı açılan soruşturmaya kadar birçok şey var, konuşulacak konu var. Biz bugün önce milli takımda başlayalım, oradan Samsun Spor'a doğru gündemi kıvıralım diyorum. Evet, milli takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde malum çok da tatlı bir başlangıç yapmadı. Ermenistan'ı İTKK'ya yendi. Ondan sonra evinde Hırvatistan karşısında yani böyle bir şey gösteremedi. Yani öyle bir varlık gösteremedi. Yani zaman zaman iyi oynuyormuş gibi görünse de Hırvat takımı bizi rahat yendi. Ve şimdi önümüzde Letonya ve Galler maçları var. Bu karşılaşmalar milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki akıbeti açısından da önemli. Ama özellikle Samsun'da oynanacak olan karşılaşma çok uzun yıllar aradan sonra Samsun'da oynanan ilk milli maç olması sebebiyle de bizim için, ayrıca Samsun için de bir önem taşıyor. Hocam milli takımdan başlayalım. Ne dersin? Neler söylemek istersin? Ya, milli takım bizim bitmeyen aşkımız aslında. Yani evet, çoğu zaman kızıyoruz, üzülüyoruz, uzak durmaya çalışıyoruz falan ama sonuçta ülkemizin takımı milli takım. Bu anlamda bazen göz ucuyla, bazen çok yakından takip ediyoruz. Ya, aslında söylenecek çok şey var da abi. Yani ilginç, yani bu ülke her anlamda ilginç bir ülke bizim ülkemiz. Futbol anlamında da öyle. Yani şimdi Futbol Federasyonu Başkanı zaman zaman karşıma çıkıyor. Yani yazılı medyada ya da görüntülü medyada.
Ya futbolla hiç alakası yok ki adamın ya. Yani görüntüsüne baktığınızda hani şeyleri koysak, böyle bir fotoğrafını koysak ve işte bir Avrupalıya veya birine göstersek, desek ki bu kişi Türkiye'de ne iş yapıyor olabilir veya işte hangi kurumun başındadır veya hangi sektördedir? Ya futbol hiçbiri demez. Hiçbiri demez yani. Çünkü yani geçmişinde de bir futbol sevgisine dayalı bir iş yok. Onun dışında baksak yani ne bileyim esnaf odası başkanı falan gibi bir şeyi var. Yani tipi var, tarzı var. Şimdi ülkenin futbolunun başında bu kişi var. Yani dolayısıyla şey başarının gelmesi, çünkü başarı böyle tesadüfen gelmiyor. Şimdi milli takımın ve Türk futbolunun en başarılı dönemleri neydi? İşte 93, 1993'te başlayan ve sonra işte 2008'e kadar süren bir 15 yıllık süreç. Yani hiç tartışmasız. Yani bu süreçte ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılmak gibi, Dünya Kupası üçüncülüğü gibi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final, yarı final gibi çok büyük başarılar elde ettik biz. En azından kendi mazimiz açısından büyük başarılar elde ettik. Fakat bunu bir tesadüfle ya da işte bir kişiyle falan açıklayamazsınız. Yani burada çok ciddi bir sistem vardı. Hep anlatıyoruz yani Fatih Terim'in o yaşlarda henüz 38-39 yaşlarındayken Ümit Milli Takımı başına gelmesi ve bu örneği anlatmıştım, vermiştim daha önce de. Yani işte gidiyor Balıkesir Spor'da oynayan Emre Aşık diye işte 71 doğumlu ki o zaman henüz 19-20 yaşlarında bir genci keşfediyor mesela. Veya Bandırma Spor'dan Müjdat Gürsu'yu vuruyor. Veya işte Altay'dan Alpay Özalan'ı buluyor gibi. Bir de göz önünde olanlar var tabii. Yani o dönem işte Bursaspor oynayan Hakan Şükür gibi, Beşiktaş oynayan Sergen Yalçın gibi bu isimler zaten var. Antalya Spor'da mesela yedek kaleci iken Rüştü Rençber diye bir genci buluyor, keşfediyor yani. Ve bunlar bir de ön plana çıkanlar. Geçen şeyde TRT'nin de yorumcusu aynı zamanda eski Gaziantep sporlu santrafor Mehmet soyadını hatırlarım birazdan. O anlatıyor. Ben Batman'da oynuyordum diyor. Fatih Terim bizi takip ediyordu diyor. Yani alt yaş kategorileri için. Şimdi bu genç oyuncuları bulmuş, Ümit Milli Takımı oluşturmuş ve bir yandan da bütün o kulüp kimliğini bir tarafa atarak, yani Galatasaraylılığını bir tarafa atarak mesela telefon açıyor, diyor ki Fenerbahçeli yöneticilere, ya diyor bak Emre diye bir çocuk var diyor, bunu alın diyor. Samsunspor'u arıyor, Müjdat'ı alın diyor. İşte ne bileyim Kocaelispor'u arıyor, Bülent Uygun'u alın diyor. Bunlar o zaman 20-21 yaşlarında çocuklar. Alpay'ı Beşiktaş'a gönderiyor gibi. Yani bütün bunlar anlatmak istediğim şey şu: sistem, bir sistemin ve bir emeğin ürünüydü. Şimdi biz armut piş ağzıma düş bekliyoruz. Yani o yüzden milli takım Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilir mi? Yani büyük ihtimalle gider. Çünkü biliyorsun yani ilk iki gidiyor. Üçüncüler de baraj yapıyor. Zorla gider yani. Hiçbir şey olmasa o Avrupa Uluslar Ligi'nde biz işte kategorilerin şeyleri oynanacak falan, birincileri oynayacak. Hiçbir şey olmasa oradan gider. Yani bir şekilde gider. Ama gitmek mesele mi? Yani son gidişimizi hatırlayalım. İşte sıfır çekip geldik. Çok kötü oynadık. Turnuvanın en kötü takımıydık yani. Avrupa Şampiyonası'nda. Şimdi demek istediğim yani günlük bir takım şeyler olabilir. Bir de kaos var. Ben şimdi biraz kulis bilgisi vereyim İstanbul'da olduğum için. Yani Stefan Kuntz gönderilecek. Sadece artık bir şey aranıyor, bir sebep aranıyor. Yani Letonya'ya ya da Galler'e takıldığımızda gönderilecek. Takılmasak bile gönderilecek. Ve bir yerli antrenör getirilecek. Yani şey bu, görüntü bu. Ya Stefan Kuntz başarılı mı değil mi, artık bunları tartışmıyoruz bile. Bambaşka bir şey. Ülke futbolunun durumu bambaşka bir şey. Ve bir yerli teknik direktör getirilecek. Bunu da bir şey kulis bilgisi olarak vereyim. Yardımcıları bile hazır yani bu isimler. O yüzden milli takım veya milli maç bizi çok Abdullah heyecanlandırıyor. Avcı olabilir mi hocam o isim? Abdullah Avcı olabilir Yani olabilir işte. mi? evet. Yani ab demeden Abdullah'ı anlıyorsun. Yani abi şey bu. Olabilir tabii. Kuvvetle muhtemel. Evet. Yani o yüzden Peki. çok heyecan vermiyor ama bizi ilgilendiren kısmı, hani Samsun tarafı var ya işin, milli Evet. maç oynanacak bizim şehrimizde. Böyle bir durumu var. Onu konuşabiliriz. Peki Samsun'da en son milli maç o zaman ne zaman oynandıydı? 27 sene önce mi diyorlardı? Ben Evet. diye yaşıyorum. Evet, yani en son ve ilk ve tekti o güne kadar. 1 Mayıs 1996. O zaman hatta bizim Yusuf Demircioğlu'nun Hatıran Yeter 19 Mayıs stadında senin de yazın var, benim de var. Orada bahsetmiştik yani stadyumun tarihini anlatırken. Sanırım Mehmet Köseoğlu hoca bahsetmişti. İlk ve tek A milli seviyedeki maç orada o zaman oynanmıştı. 1 Mayıs 1996. O bir hazırlık maçıydı. Ukrayna ile oynamıştık. 3-2 kazanmıştık. Az takım oynamamıştı bizde.
Hatta o dönem Samsun Spor forması giyen Sinan Yeşil de A milli takım forması giymişti bir jest olarak. Ve 3-2 kazandığımız maçın yani şöyle iki tane tarihi önemi vardı. Sportif anlamda yoktu belki ama bir, Samsun'da o güne kadar oynanan ilk milli maçtı. Ve yıkılan stadımızdaki tek milli maç olarak kayıtlara geçti. İkincisi ise Ukrayna'nın ve dünya futbolunun en önemli santraforlarından birisi olan Andriy Shevchenko'nun ilk A milli maçıydı. İlk defa Samsun'da A milli takım formasını giydi, Ukrayna formasını. Onun kariyeri açısından da böyle önemli bir müsabakaydı. Bunu da not olarak vermiş olalım. Evet, bakalım Galler maçında hangi şeyler, tarihe hangi notlar düşecek? Yeni stat'taki ilk milli maç olarak tabii ilk şeyi söyleyelim. O bir kere düşecek ama bakalım bunun dışında bir şeyler evet. Görecek miyiz? Evet. Bunu da çalışmalar falan sürüyor herhalde. Ben de sana sorayım. Yani takip ettiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesi de artık biraz hızlandırmış işleri, o çevre düzenlemeleri. Yani hem tribünde çalışmalar. Stadın çevre bakımı ve stadın genel bakımı konusunda Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Bunun dışında valiliğin de hani aldığı önlemler var. Şeyin düzenli olması açısından karşılaşmanın her türlü güvenliğin sağlanması ve aynı zamanda hani işte gidiş gelişler konusunda bir ahengin sağlanması için valilikte gerekli çalışmaları yapıyor. Samsun'da bir teyakkuz var bu konuda. İnşallah, dilerim. İnşallah yağmur yağmaz abi. Hani Büyükşehir Belediyesi deyince uzaktan yağmur geldi. Samsun yağmur haklarını toptan doldurdu bu aralar. Yani hatta bugün şakalaşıyorduk arkadaşlarla. Eskiden yağmur duasına çıkılırdı diye. Şimdi güneş duasına çıktık. Yani Haziran'ın ortası geldi. Samsun'da hala daha güneşi görebilmiş değiliz. Sürekli yağmur ve hatta yağmur derken yani biraz da terbiyeli de yağmıyor yağmur. Biraz hani tabiri caizse terbiyesiz bir de yağmur şeyi var. Hepsi birden yağıyor. Ağır ağır da yağmıyor. Ve işte neyse girmeyelim o konulara. Şehrin altyapısı falan da hak getire. Gerçekten zahmet çekti şehir. Evet yani şimdi biz stada gittiğimizde yeni stada belli başlı eksikler olarak mesela internet sorunu yaşanıyordu. Sanırım onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani okuduğum kadarıyla internet altyapısı ile ilgili. Çünkü kalabalık olduğu zaman çekmiyordu. İnternette sorunlar oluyordu. Yine bir diğer önemli durumsa trafik. Yani özellikle giriş ama daha da özellikle çıkış. Yani çok kalabalık ve bir türlü insanlar çıkamıyordu yani otoparklardan vesaire. Onunla ilgili de çalışma olduğunu okudum ama çalışmanın şeyi kapsamı nedir açıkçası onu çok bilmiyorum. Basın tribününün yeri değiştirilmiş bu sezon için artık kullanılacak şekilde. Koltuklarda bazı çalışmalar yapılmış. Yani stat milli müsabakaya hazır hale getirmiş. Bir de bugün yani böyle sosyal medyayı dolaşırken göz ucuyla gördüm. Ama doğru bir kaynak mıdır bilmiyorum. Teyit edemem. Sadece biletlerin yarım saat içerisinde tükendiğini okudum. Ama doğru mu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biraz bilet ücretleri de yüksekti hatırladığım kadarıyla. Ama öyleyse de güzel haber. Yani stadı doldurmak lazım çünkü. Bildiği maçı her zaman olmuyor. İyi bir hatıra, iyi bir sonuç. Yani bir de bizim şeydir ya, bizim... Hani futbolda, futbol camiamızda bile uğurlu statlar, uğurlu şehirler vardır. Bir zamanlar hep İzmir için uğurlu derlerdi. Son zamanlar için Konya'da böyle bir yani uğurlu şehir şayiası çıktı. Samsun'da bu listeye eklenebilmek için inşallah güzel bir galibiyet alırız Galler önünde. Biz de listeye gireriz uğurlu şehirler listesine ki yeni önümüzdeki yıllarda başka milli maçlarda izleyebilmek açısından bu bir avantaj haline geliyor çünkü. Evet. İnşallah tabii bu vesileyle milli takımımıza önce Letonya deplasmanında ki son maçımıza kadar çok bize çelme takan bir takımdı Letonya. Hatırlayacaksın son maçta da artı 90'da VAR'dan gelen penaltıyla kazandık. Yani yine çok zorlandık orada. Önce Letonya ardından da Galler karşısında tabii ki başarılar diliyoruz. İnşallah iki maçtan 6 puanla ayrılırız. Evet, umudumuz o şekilde. Biz de bu vesileyle milli takımımıza başarılar dileyelim. Ve biraz da Samsun Spor'u konuşmaya başlayalım. Hocam çok konu birikti Samsun Spor'la ilgili. Taraftar daha çok şey duymak istiyor. Transfer konusunu konuşmak istiyor. Biz de bu transfer konusunu programın ilerleyen dakikalarına bırakalım istersen. Bunun dışında gelişmeler var tabii kulüpte. İşte bir defa genel kurul olacak galiba. O genel evet. Kurul çatışmaları var. İşte son karşılaşmada tribünlerde meşale yakan taraftarlarla ilgili
başlatılan bir soruşturma var, haksız bir soruşturma. İşte açıklanan... Yani soruşturmadan öte bildiğin hapis cezası isteniyor. Meşale evet. Yakmak. Yani işte bunları evet. Konuşalım. Bir de konuşulacak konulardan bir tanesi de kombine fiyatları. Bu konuları konuştuktan sonra transfer mevzusuna da girelim hocam. Bu üç konuyla ilgili değerlendirmeler alayım senden. Evet, önce yani bunlar bir de şeyler abi, tehlikeli konular yani. Şimdi meşale cezası hakkında konuşacağız. 6222 sayılı bir yasa var ve çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Kombinede de öyle yani, Yüksel Başkan'ı biraz kızdırmamak gerekiyor. Yani netameli konular, ama kombineyle başlayayım ben. Bir 10 gün kadar, daha doğrusu kombine fiyatları açıklandığı zaman Samsun Son Haber'de bir köşe yazısı yazdım. Kombine neyin ölçütüdür diye. Okuyan izleyicilerimiz vardır, okumayanlar da elbette vardır. Yani çok, orada özetle aslında şunu söyledim. Yani 2 ay önce Süper Lig'e çıktık, çok mutlu olduk, sevindik. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ettik. Onlara teşekkür etmeye de devam edeceğiz ömrümüzün sonuna kadar. Yani bu sezon çünkü kıymetli bir sezon oldu bizim için. Ancak zaman ilerledikçe artık bir takım gelişmeler yaşanmalıydı. Onlardan biri de kombine fiyatlarının açıklanmasıydı. Şimdi çok böyle lafı eğip bükmeden tek cümleyle vereyim. Samsun şehrinin ve Samsun Spor taraftarının sosyoekonomik yapısı göz önüne alındığında bilet fiyatları yüksek. Net. Yani benim tespitim bu. Şimdi biraz açalım bunu. Yani evet, böyle bir iddiam var, bir tezim var ama biraz açmak lazım. Neden öyle? Şimdi birkaç örnek vereyim. Ben şimdi Samsun Spor'un bir delegesiyim, kongre üyesiyim. Aidatlarını düzenli ödeyen bir kongre üyesi olduğum için halen üyeliğim de devam ediyor. Ve 2005-2006 sezonundan beri her sezon kombine bilet aldım. Hatta yönetimde olduğum sezon bile, örnek teşkil etmesi açısından, her zaman maç izlediğimiz o eski maraton tribünden yine kombine bilet almıştım. Yani protokolde oturma hakkım olmasına rağmen. Sadece pandemi döneminde kombine bilet almadım. Geçen sene de yine kombinem vardı. Bir önceki sene de kombinem vardı. Batı alttaydı benim kombinem ve geçen sene 1000 liraydı. Yani kombine, benim aldığım koltuğumun fiyatı 1000 liraydı. Bu sene o koltuğun fiyatı 7000 lira. Yani %700'lük. Bu çok yüksek bir artış. Abi bağlantı devam ediyor değil mi? Bir sıkıntı yok herhalde. Evet, duyuyorum ben seni. Yani %700'lük bir artış var. Şimdi şunu kabul ediyorum. Evet, ülkede çok ciddi bir enflasyon var. Yani ateş pahası her şey. Yani hatta ben hep diyorum. Emek ucuz, yemek pahalı. Pahalı, kabul. Yani kulüp bu açıdan baktığımda fiyatların artacak olması, buna itiraz etmiyorum, aynı kalsın diye bir beklenti zaten yoktu. Ama %700'lük bir artış çok fazla ve ben bu sene alamayacağım, yani kombine bilet alamayacağım. Gidebildiğim maçlara giderim. Niçin alamayacağım? Sebeplerinden birisi, bir kere ekonomik gücümün o 7000 liraya yetemeyecek olması, bu bir. İkincisi, ben zaten gurbette yaşayan bir Samsun sporlu olarak kombine bileti aldığım zaman senede 2-3 maça gidebiliyordum. Ama gidemediğim maçlarda da orada işte asgari ücretle çalışan ya da öğrenci olan Samsun Sporlu renktaşlarıma, arkadaşlarıma mutlaka her maç transfer ederdim ki gitsinler, tribün boş kalmasın, yani onlar seyretsinler diye. Bu sene satır arasında dikkat çekti mi bilmiyorum ama 6'ya düşürmüşler transfer hakkını. Yani 6 maçlık transfer hakkım var. Şimdi bu gurbettekiler için büyük bir handikap. Çünkü pek çok arkadaşım gurbetteki, Samsun'daki işte babası gitsin diye, arkadaşı gitsin diye de alıyordu. Onlar da almayabilirler. Bir diğer sebebi de şu, hani mahallede bu örneği belki vermişimdir. Arabayla dolaşır işte, hizmet ayağınıza geldi, overlockçu falan derlerdi ya. Yani lig bizim ayağımıza geldi. İstanbul'da zaten 8 tane maç var. Yani bu 8 maça da gideceğiz. Bir de üstüne kombine almak sorun oluşturuyor. Yani maddi anlamda sorun oluşturabilir. Bu. Temel sebebim bu. Peki diğer argümanım ne? Niçin pahalı diyorum? Şimdi bu ligde bizim muadil olarak kabul edebileceğimiz camia Fenerbahçe, Galatasaray falan değil yani. Peki kim? Sivas Spor da değil. Konya Spor da değil. Kim? Adana Demirspor. Niye? Çünkü yani çıkış süreci, beklentiler, tribün kültürünün yüksek olması gibi sebeplerle. Ama burada bile Adana şehriyle Samsun şehrinin sosyoekonomisini kıyasladığımızda biz yine aşağıdayız.
yani alım gücü bakımından, taraftarın alım gücü bakımından. Ben yani Samsunluluğu ve Samsun sporluluğu çok içeriden olan birisiyim. Yani biliyorum, hepsi benim tanıdığım arkadaşım. Yani ekonomik güçlerini de biliyorum o insanların. ve Adana Demirspor'un fiyatlarıyla kıyasladığımızda bizim ondan yaklaşık %20 daha pahalı olduğumuzu görüyorum. Daha %20 daha ucuz olmalıyız bence. Bir diğer ölçüt de şu, maç başına böldüğümüzde, yani kombine aldık diyelim ki batı alt ortadan her şeye rağmen aldım. Yani 7 bin lira verdim ve aldım. Lig maçlarına böldüğümüzde maç başına 350 liraya geliyor. 350 lira bir bilet. Yani bugün şimdi senin çevrende, yani mesai arkadaşlarını düşünelim. Bir maça 350 lira zor verir insanlar. Hadi kendisi verse, ya bizde kültürdür yani, tek maç başına maça gidilmez ki. Ya biriyle gidersin sonuçta. Çoluğunu çocuğunu götürmeye kalksa yok. Yani 350 lira. Diğer batı tribünler 275 liraya geliyor maç başına bileti. Maraton, yani karşı taraf 190 liraya geliyor. Ve kale arkaları 115 liraya geliyor. Yani yüksek. Yüksek. Tekrar söylüyorum. Kulübün, Yüksel Başkan'ın fiyat artışı yapması hakkı ve son derece normal. Ama artış oranı biraz daha makul olmalıydı. Bu fiyatlarla yine maalesef tribünleri dolduramayız. Çünkü biz 2010-11'de şampiyon olup çıktığımızda, o zaman biletler uzun süre hep 5 lira 10 liraydı. Kale arkası 5, maraton 10 lira şeklindeydi. Birden 10 lira 20 lira yapıldı. Ve ilk maç, Gençler Birliği maçı, stat dolmamıştı. Tribünler boştu. Eski stat'tan bahsediyorum. Sonra içerideki ikinci maçımız, Trabzonspor maçında da 20 yerine 40 lira yapıldı. Ve o köşeler, yine hani yıllarca Trabzonspor maçını beklemiş olmamıza rağmen köşelerde boşluklar vardı. Yani özetle dolduramayız. Bu da iyi bir şey olmaz. Ve yani burada amaç ticaret olmamalı. Ticaretse bile bu kötü bir ticaret. Kötü bir ticaret. Yani insanların önce maça gelmesini sağlamak lazım. Bu anlamda da yani doğru bir fiyat politikası olduğunu düşünmüyorum. Üzgünüm. Galiba şimdi hani Avrupa'daki şeyde, stratejilerde bir kombine fiyatları açıklandığında bir iki tane önceden bir transfer yapılarak böyle hani şey teşvik edilir. Hani tarafta da bir teşvik edilir. Bizde şimdi biraz da tersine bir hava estirildi sanki böyle. Bravo. 3-5 kuruş para atın da işte biz de hani biz de üstüne koyalım da transfer yapalım gibi bir şey oluştu. Bu biraz böyle bizi hani Adana Demirspor'la dedin ya, biz hani öyle kendimizi öyle görmeliyiz diye. Hani pek de öyle olmuyor. Biz daha çok böyle bu şeye hani benzetmek gibi olmasın da Giresunspor'a falan benziyor bu tarz. Yani pek olmadı gibi geldi bana, bilmiyorum. Yani dediğim gibi başkanı da kızdırmak istemiyoruz tabii. Başkanımızı çok seviyoruz ama bizim transfer yapamadığımız sezonlar oldu. Transfer tahtamızın kapalı olduğu Çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Son sen devam edersin. 5-6 bin diyorduk. Yine onu oynarız. Değişmez yani. 5-6 bin çekirdek taraftarımız var zaten. Bu insanlar, ben de dahil olmak üzere, bir şekilde geliyoruz. Maçları takip ediyoruz. Yani evet, tespitin doğru. Yani hadi parayı verin, kombine alın, forma alın. Ki forma satışları çok iyi bu arada, onu söyleyeyim. Yani Samsunspor tarihinde bizim 10 yıl önce hayal edemeyeceğimiz kadar. Kombine alın, forma alın, biz de oyuncu alalım. Yani bu şey değil, doğru bir strateji değil yani. Evet. Dediğim gibi başkanımızı çok seviyoruz. Kızdırmak istemiyoruz. Ama bizi de şöyle anlasın Sayın Başkanımız. Biz de yani tribünlerle, Samsunspor taraftarlarıyla hani yönetim arasında da bir köprü kurmaya çalışıyoruz bu anlamda. Yoksa bizim niyetimiz bir şey değil. Yani bir art niyetimiz yok. Böyle tenkit etmek, tenkit edeceksin de ne olacak? Yani tenkit edince bizim elimize de bir şey geçmiyor. Yüksel Başkan bir zarar görecekse bundan en başta biz üzülürüz. Bizim maksadımız tenkit etmek değil. Sadece bir şey var, vaka var, bir durum var. Bu durumu hani anlatmaya çalışalım. Belki de başkan da diyecek ki ya siz öyle diyorsunuz ama durum da bundan ibaret diyecek. O zaman biz de ha deyip döneceğiz. Başkan haklı diyeceğiz. Yani bilemiyorum tabii. Biz de böyle Nasrettin Hoca'nın işi gibi hem onlar haklı hem bunlar haklı pozisyonuna düşebiliriz ama olsun. Nasrettin Hoca iyi bir adam yani. Biz de Nasrettin Hoca olsak bir şey olmaz. Bundan üzülmeyiz doğrusu. Diğer konulara geçelim. Şu meşale konusuna bir girelim hocam. Şimdi meşale konusu, ya
Bizim ülkemizde 6222 sayılı bir spor yasası var. Çok sert bir yasa bu. Sadece meşale değil, yani herhangi bir tweet attığınızda bu tweette bir hakaret unsuru olmasa bile sporla ilgili olduğunda hakkınıza dava açılabiliyor. Yani çok sert ve pek taviz verilmeyen bir yasa. Şimdi meşale konusu şu. Evet, spor alanlarında yanıcı madde yakmak, meşale yakmak, hatta onlar tabii içeriye sokmak falan, bunlar suç. Kabul. Fakat şimdi ben size bir şey okuyacağım. Bir savunma okuyacağım. Kimin olduğunu, yani ismini söylemeyeceğim. Ama bu genç bir çocuk, yani genç yaşlarında bir Samsun sporlu bu. Şimdi 2-3 dakika sürmeyecek bile. Bu hakkında şey var. Hapis talebiyle dava açılmış. Ve şey de sebebi de Keçiören Gücü maçında meşale yakması. Yani stadyuma izinsiz bir şekilde yanıcı madde sokmak ve bunu yakmak. Bu şeyle, bundan dolayı bir şey dava açılmış. O da bir savunma yazmış, benimle paylaştı. Şimdi diyor ki, ben diyor sayın işte mahkeme makamı, ben 20 yaşında bir gencim diyor. Birkaç sene önce babam henüz 40'lı yaşlarının ortasındayken elim bir hastalık sonucu aramızdan ayrıldı. Benim babam fakir bir insandı diyor. Çocukluğundan itibaren emeğiyle çalışmış, kazanmış ama yoksul bir insandı. Ve bana maddi hiçbir şey bırakmadı. Bana bıraktığı bir tek miras var. O da Samsun sporluluğum diyor. Beni ilk maça götürdüğünde ben 2 yaşındaymışım, hatırlamıyorum bile diyor. Ve sonra beni hep maçlara götürdü diyor. Şimdi bir şey var, bir tablo var ortada ya. Pırıl pırıl bir genç. Babası fakir bir insan, ölmüş genç yaşta, bu çocuk yetim kalmış ve ona bıraktığı tek miras Samsun sporluluğu. Şimdi bunu anlatmış çocuk güzelce. Sonra diyor ki, ben diyor 11 yıl boyunca şehrimin takımının Süper Lig'e yükselmesini bekledim diyor. Babam da bekledi ama babam göremedi diyor. 2 sene önce vefat etti. Bana nasip oldu. 23 Nisan 2023 günü oynanan Keçiören Gücü maçı öncesinde, buralar önemli. Bütün şehirde olduğu gibi bende de büyük bir heyecan vardı. Çünkü diyor o gün 34 bin taraftar tribünleri dolduracaktı ve her tribünde farklı etkinlikler vardı. Yani bu maç istisna bir maç, yani onu anlatmaya çalışıyor. Ben de diyor biletimi Kuzey Kale arkasından aldım diyor ve bu kale arkasına düşen görevin meşale şov yapmak olduğunu sosyal medyada duyurdular. Bunun üzerine ben de parasını cebimden vererek, artık 20-25 liraydı herhalde, hatırlamıyorum, bir meşale aldım diyor. Ve normal bir şekilde kapıdan içeriye girdim, tribüne geçtim diyor. Yani aramada da meşaleyle geçmiş. Çünkü şampiyonluk kutlamasında meşale şov yapılacak. Yani çocuğun şeyi bu, bildiği şeyi bu. Organizasyon bu. Bunun diyor kulüpten şehir idarecilerine kadar her kesimin katıldığı bir şampiyonluk şöleni olduğunu düşünerek, dediğim gibi parasını da cebimden vererek ben de bir meşale aldım. Meşale şov başladığı zaman çevremdeki diğer taraftarlar gibi ben de bir tane meşale yaktım diyor. Ne oyuna zarar verdim ne çevreye zarar verdim. Hatta şunu da gördüm, bizim takım sahaya girerken bizzat kulüp tarafından, hatırlarsın abi şeyi, o çıkış tünelinin orada meşaleler yakıldı. Şeylerde Evet. tokalaştılar, tebrik ettiler falan. Kulüp bile meşale yaktı diyor yani. Bu diyor şampiyonluk eğlencesinin bir parçasıydı. Ben böyle anladım, böyle yorumladım diyor. Zaten bizim meşale şovumuz da maç başlamadan çok önce bitti diyor. Yani ne oyunu durdurdu, ne başka bir zararı, hiçbir şey olmadı. Sonra şampiyonluk kutlamaları maç sonunda da devam etti. Günlerce diyor Samsun milletvekillerinden basın mensuplarına kadar, kulüp hesaplarından sosyal medyadaki diğer hesaplara kadar pek çok yerde bizim diyor kale arkasında yaktığımız meşaleler de paylaşıldı. Ben hatırlıyorum bazı Samsun milletvekilleri işte Samsun Spor falan diye, o zaman bir de seçim öncesiydi ya, adaylar bile o şeyleri paylaştılar yani. Eğer bu bir suçsa diyor, onu paylaşarak onlar da bir suç işlemiş olmuyor mu diyor. Ve ben diyor meşalenin o güne özel, yani şampiyonluk maçına özel bir organizasyon olduğunu ve 6222'ye tabi bir suç olduğunu düşünüyordum ve 6222'ye tabi bir suç olduğunu da bilmiyordum diyor. 11 yıl boyunca takımımın Süper Lig'e dönüşünü beklemiş bir genç olarak diyor. Ne olur diyor, beni Süper Lig maçlarından men cezası vermeyin bana diyor. Yani bu büyük bir ceza olur diyor. Eğer ben bunun suç olduğunu bilseydim sizce böyle bir davranış sergiler miydim diye soruyor ve son olarak da diyor ki, sizlerden ricam bu yazdıklarımı okumanız ve bilmeden işlediğim bu yanlıştan dolayı bana ömür boyu acısını, üzüntüsünü içimde yaşayacağım herhangi bir ceza vermemeniz olacaktır diyor. Ya şimdi ne güzel ifade etmiş kendisini. Ya şimdi ya burada demek istediği şu. Bu maç ya özel bir maç kardeşim. Yani 2 dakikada bütün biletlerin bittiği, bizlerin bile İstanbul'dan kalkıp geldiği, kim düşünür orada meşale yakacaksın da hapis cezasıyla yargılanacaksın. Muhtemelen tabii o hapis cezası ya şeye, para cezasına ya da
bilmem işte kaç yıl seyirden men, yani maçlara gidemeyecek. Ne kadar üzücü değil mi? Çocuk yani düşün diyor, babamdan kalan mirasım diyor. Ne olur maçlara gideyim, ben ne yaptım diyor. Yani şimdi bunun üstüne bir şey demek istemiyorum ben artık. Bilmiyorum, yeterince aydınlatıcı oldum ya. Daha ne diyeyim yani. Durum çok açık da ben hayretler içinde şey yapıyorum, dinliyorum. Yani tabii ki arkadaşımız kendini çok güzel ifade etmiş. Ben bu konuda tamam, yasa var, kanun var, ben bunları anlıyorum ama eğer bir suçsa eğer, ya o sahaya inen binlerce insan, işte ne bileyim hani büyük bir sevinç, yani sevinmek suç mu oldu arkadaş ya? Yani insanlar birbirine zarar vermediler ki. Dedim ama abi şimdi bak, sen söyleyince dayanamıyorum. Yani bizim ülkemizde hukuksuzluk evet büyük bir zaaf, eksik, ama hukuksuzluktaki temel sorun ne biliyor musun? Hep söyledim bunu, çifte standart. Yani başka takımların, isim vermek istemiyorum, başka takımların şampiyonluk kutlamalarında ya da başka şeylerde meşaleler yakılmadı mı? Ya da siyasi partilerin hangisi olursa olsun, önemli değil yani. İktidarı, muhalefeti. Kutlamalarında meşaleler yakılmıyor mu? Ya şimdi hocam, hocam çok özür dilerim araya giriyorum. Yani şimdi mesela burada bir tabii şey var. Göztepe Altay karşılaşmasında bir takım istenmeyen olaylar olmuştu İzmir'de. İyi ama bu bir değil. Yani orada resmen bir suç vardı. Orada verilen ceza az bile belki. Ama bu olayda kimse zarar görmemiş. Kötü bir niyet yok. Bir görsel şovla sektöre katkı verme gayreti var. Adam cebinden para vermiş. Yani bilmiyorum, ben biraz fazla işgüzarlık yapılmış gibi geldi bana her kim bu konuda karar aldıysa. Yani Samsun Spor taraftarına özel bir durummuş gibi bir hava oluşuyor. Yani bu da enteresan. Neyse, çok dediğim gibi çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bir tanıdığım yine bir Samsun Spor taraftarı, yani sporla alakalı bir tweetinden dolayı şey mahkemelerle uğraştı. Yani şey küfür yok, hakaret yok. Bilmiyorum, umarım kanun adamları, işte mahkemelerin değerli üyeleri, savcılarımız, hakimlerimiz, ya şu çocuğun savunmasını okurlar en azından da. Ya yapmayın ya. Yani erkenden böyle bir şey, hata diyelim ya, hata bu kabul, ama ya her hata böyle olsa ya. Keşke böyle olsa yani. Ya işte tamam, kanun var, bir de hukuk var. Yani kanun kitapta yazılan, ama hukuk biraz daha geniş bir yorumlanması gereken bir şey. Yani kanuna göre doğru hareket etmiş olabilir sayın savcımız, ama bir de bir hukuk var ya. Yani onu benden iyi bilirler. Yani onun için girmeyelim o konuya daha fazla. Neyse. Değerli hocam, biraz da şeyi, tabii taraftarın çok beklediği konu, ya ne olacak bu transfer mevzusu. Gerçi henüz hiçbir takımda öyle çok patlamış bir transfer bombası falan da yok aslında, ama gene de tabii beklentiler var. İşte Yüksel Yıldırım Başkan'ın demecini de gördük. İşte her şey ateş pahası, futbolcular da ateş pahası. Dolar aldı başını gidiyor. Ben bu sene bakalım nasıl transfer yapacağız diye biraz da böyle beklentiyi aşağıya çekmeye gayret ediyormuş gibi bir hisse de kapıldım. Ya da belki de piyasayı düşürmeye çalışıyor. Onu da bilemiyorum. İşte hoca da istiyor ama biz daha bir tane futbolcuyu da bağlayamadık falan tarzı bir açıklama da yapmış. Bir taraftan da basında konuşulan bir sürü isim var. İşte Sivas Spor'un Yunanlı futbolcusu Goitas'tan bahsediliyor. Daha önce seninle de konuşmuştuk. İşte diğer Sivas Sporlu Filistinli futbolcu Diasaba var. İşte Finlandiyalı golcü Puki var. İşte bir sürü oyuncu konuşuluyor. Ama işte yerli oyunculardan, işte Mert Hakanlardan falan da bahsedildi. Serdar Aziz, işte Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar. Bir sürü oyuncudan konuşuluyor. Ancak henüz bağlanmış bir transfer de yok gibi gözüküyor. En azından basına yansıdığı kadarıyla. Durumu nasıl okuyorsun hocam? Ya şimdi bilinen gerçek şu. Yani Hüseyin Hoca'nın da söylediği, alternatifli böyle hemen her mevkide 3 oyuncunun olduğu kalabalık bir liste var. Doğal olarak yani bir listeden söz ediyoruz tabii ki. Fakat yani şimdi başkanın, Yüksel Başkan'ın dün akşamdı sanırım, Kocaeli'deki bir programda, yanında Kocaeli Spor Başkanı da vardı. Yani orada söyledikleri biraz ümit kırıcı. Ümit kırıcı. Yani şimdi
Ya kendi açısından haklı olabilir ama ya insanlar da bir şey bekliyor, bir transfer bekliyor. Ya olacak, bu transferler de olacak yani, yapacak zaten. Fakat şu ana kadar hiçbir şey olmadı, yaprak kımıldamadı, işte dolar euro almış başını gitmiş işte gibi şeyler. Ya olacak yani bu transferler. Ben şimdi çok bir şey de söylemek istemiyorum şu aşamada. Çünkü yapacak, çünkü mecburen yapacak. Süper Lig'de kalabilmek için, tutunabilmek için, yukarılara oynayabilmek için. Bunlar olacak. Yani bilmiyorum, başkan orada sanki gazeteler yokmuş da Kocaelispor, çünkü Kocaeli'de de iş yapıyor. Orada da önemli işleri var. Kocaelispor başkanıyla hani birebir konuşuyormuş gibi ona biraz böyle sisteme dert yanar, ondan değil de ortamdan dert yanar gibi konuştu ama orada basın var. Basın olunca da bir anda dışarıya yansıyor ve yani benim gördüğüm sosyal medyada taraftarlar tabii bunu çok böyle hoş karşılamadılar yani. Hoş karşılanmadı. Bir de şey de var, Kocaelispor'un bazı Samsunsporlu oyunculara talip olduğuna dair özellikle Kocaeli basınının ısrarlı yazıları var. Belki de biraz da onlarla ilişkilendirebilir miyiz diye düşünüyorum. İşte Fofana'yı istedikleri söyleniyor, Ahmet Sagat'ı istedikleri söyleniyor. Belki de hani onun üzerinden bu yani Kocaelispor'un bu talepleri üzerinden yani de hani o Kocaelispor bunu oyunculara hani uygun fiyattan versen bana başkan falan diyor da ona öyle mi cevap veriyor diye de ben hani kendi kendime kurdum doğrusu. Bilmiyorum tabii bir şey bildiğim için değil de kurdum biraz. Ya bilmiyorum. Yani şu bir gerçek abi. Şimdi eldeki mevcut kadroyla Süper Lig'de bir şey yapma şansımız yok. Eldeki kadronun tamamen gönderilmesi de söz konusu olmamalı. Ya bir yenilenme olması lazım. Bu anlamda transfer olacak tabii ki. Ya şey de var, bir planı da var. Başkan yani şundan tabii ki yakınıyor olabilir. Yani transfer sezonu resmi olarak başlamadı ama transfer hareketliliği başladı ve yüksekten açılıyor. Kapılar yüksekten açılıyor yani. O yani onu değerlendirmiş olabilir. Tahminimi söylüyorum. Yani baktığında işte X futbolcu ya bu 500 ederken adam 1000 liradan kapı açıyor mesela. Örneğin bu ismi geçen ama teyit edilmeyen işte o İstanbul takımlarından, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Okan Kocuk mesela, kaleci Okan Kocuk. Fenerbahçe'den az önce saydığım isimler gibi isimler. Bunlar mesela Dia Sabah'yla fiyatta anlaşılamadığı falan iddia edildi. Yani bu gibi isimler biraz yüksek perdeden açıyor olabilir. Yani ben piyasa böyle. Futbol için de değil, her anlamda böyle. Ben de mesela şimdi yeni sezon için anlaşıyorum. Anlaştım diyebilirim yani bir yerle. Bu anlamda önümüzdeki sene Süper Lig'i yorumlarken Samsunspor'u tabii ki yorumlayacağım, benim takımım. Ama onun dışında yani şey olabilir. Ekmek yediğimiz semt anlamında İstanbul takımlarından birisini yakından takip edebilirim yani, bunu da şimdiden söyleyeyim. Yarın netleşecek tamamen. Hani oranın halkı orayı çok tuttuğu için ben de orayı takip edebilirim yani Süper Lig'de. Neyse, Olur. yani bunu niye anlatıyorum? Efendim? Çok güzel olur diyorum. İyi olur. Şimdi niye anlatıyorum? Yani özel sektörde, her sektörde aslında piyasa böyle. Yani bir yandan ben de mesela transfer olmuş gibi hissediyorum kendimi. Yani bir yandan diyorsun ki ya bir an önce anlaşayım da tatile kafam rahat çıkayım. Yani yeni sezona rahat bir şekilde başlayayım ama anlaşırken ya bir takım şeyler var. Normlar var. Yani bir kere ücret. Yani piyasada bir ücret var ama sizin kendinize layık gördüğünüz bir ücret var. İşte performansınız var, başka etkenler var. Ücret, efendim mesela kurum, yani kulüp diyebiliriz biz buna. Yani kulübün yapısı, kulübün finansal durumu. Yani anlaşma imzalayabilirsiniz ama o para akışkanlığını sağlayabilecek mi? Sonra işte muhit, yani buna da şehir diyebilirsiniz futbolcu açısından. Geleceği şehir. İşte bizde öğrenciler, veliler, öğretmenler, yani işte buna da takım arkadaşlarınız, kulüp yönetimi ve taraftarlar diyebilirsiniz. Yani bütün bu bileşenlerin doğru bir şekilde senkronize olması gerekiyor. Bu nedenle de piyasa yüksekten açılmıştır. Doğru. Yani ben de mesela şimdi bir şeye anlaştım ama aklımda şu da var. Ya acaba daha yüksek bir yer olabilir miydi? Ha, şimdi bizde söz namustur, anlaştıysak bitti, daha başka bir şey olmaz ama
Futbolcular için bu olmayabilir. Aynı şey yöneticiler için de geçerli. Yani bu ekonomik şartlarda para veriyor olmak hakikaten şey, zor bir şey yani. Para vermek kolay bir şey değil ki abi. Bunun sıkıntısını çıkıyor olabilir. Yani. Zor oluyor tabii. Yani bunun sıkıntısını çekiyor olabilir ama yani şey şu, tecrübemizde şunu gösteriyor ki ya transfer olacak zaten. Olacak. Sanki biraz da şey yapıyor. Bu sefer futbolcu menajer tarafı değil de sanki biraz da bizim başkan hani şey yapıyor, blöf yapıyor gibi yani. Ya kardeşim bu şeylerle de ben de almam o zaman. Öyle bir dünya yok yani. Alacak. Umarım doğru alır. Yani geçmişteki transfer harcamalarına baktığında o da öz eleştirisini yapıyordur mutlaka. Yani Alen Melunovic'ler falan hani şu an ilk anda aklıma gelenler yani hiç oynanmadan para alanlar falan. Doğru tercihler yapacaktır diye ümit ediyorum yani. Ama İnşallah. Şeyi heyecanlandırması lazım yani. Biz şu an yani, bir sansasyonel bir transfer falan olması lazımdı şu ana kadar hani olmadı. Olursa iyi olur. O bu kombine satışlarını da artırır, forma satışlarını da artırır. Ben şimdi İstanbul'dayım. Yani Samsunspor konuşuluyor gittiğim yerlerde. Bir beklenti var Samsunsporlu olmayanlardan bile. Ya iyi ki geldin. Özellikle Arma'dan dolayı çok sempati duyuyorlar. Yani Atatürk'le Arma'dan dolayı acayip bir sempatisi var Samsunspor'un ve bir yandan da hani soruyorlar. Kalıcı olur mu? Devam eder mi? Nasıl gider diye. Ben de diyorum ya olur tabii diyorum ya. Yani bizim bu işe sahip çıkmış ve maddi olarak da güçlü bir başkanımız var diyorum yani. Benim de en büyük şey temel güvencelerimden birisi bu. Yoksa taraftar sadece taraftar varlığıyla bu işin olmayacağını biz de biliyoruz. Ama sadece parayla da bu iş olmuyor. İşte ikisi birleşmişken bizim çocukluğumuzun çizgi filmi Voltron'daki gibi güçlerimizi birleştirmişken iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. İnşallah. Bu son yıllarda bir de tabii TFF 1. Lig'den yukarı çıkan takımların orada tutunmasında da hani biraz böyle zahmet var. İşte Giresunspor düştü işte. Ümraniyespor hemen düştü. İstanbulspor Fakültesi. Belliydi. Ben mesela Giresun çıktıktan sonra orada bir video çekmiştim. Yayla'da hatta. Bir 10 dakikalık falan video. 2-3 gün şehirde dolaştığımda ya işte şey diyorlardı. Biz ilk senemizde düşeriz ama inşallah borç yüküyle düşmeyiz diyor çoğu kişi. Şimdi korktukları başlarına geldi. Yani keşke geçen sene düşselermiş. En azından transfer tahtası açık olurdu. Toparlayabilirdi. Şimdi hani kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler geldi durumu var şu an mesela Giresunspor için. Evet. Maalesef öyle. Yani. Maalesef öyle. Allah yardım etsin. Şimdi Malatya Spor'a bakıyoruz abi. Ligden çekilmek istiyorlarmış. Tamam hay çekilin ama ne diyor? Çekilelim ama haklarımız baki kalsın. Biz yine TFF birincilikte olalım. Yok ama öyle bir dünya. Neymiş işte depremden dolayı kimse gelmek istemiyormuş. Şöyleymiş böyleymiş. Bunlar hep işin mazereti. Zaten transfer tahtası kapalıydı. Zaten çok kötü yönetilmişti. Zaten dibi boylayacaktı. Yani. Bizimle beraber çıkan takımlardan şimdi Pendik Spor'un ne yapacağını kimse bilmiyor ama Rize Spor İlhan Baluk'la anlaşarak başladı. Transfer olarak da henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte Konya Spor'un Arnavut Yıldız'ı Çekici'nin Rize Spor'a geçeceği söyleniyor. Böyle bir dedikodu var. Diğer takımların durumları hakkında bir şeyler duyuyor musun hocam? Şimdi Rize Spor ya, ilginç bir şey camia. Yani tam bir ara takım. Yani Süper Lig'le birinci ligin tam böyle arasında yıllardır bu şekilde. Ve yani yine kusura bakmasınlar ama hiç heyecan veren bir şey camia değil. Yani mesela biz çıktık, bizimle birlikte Rize ile Pendik de çıktı. Rize'nin çıkışı hiçbir şekilde yankı uyandırmadı. Zaten sürekli inip çıkıyorlar son yıllarda ama şeyi de olmadı yani. Hani çıktı işte. Ne olacak? Ligi bir şey getir. Çünkü ya şampiyonluk maçında bile dolmadı statları ya. Ya bu olacak iş değil ya. Bir şehir takımısın sen. O yüzden yani bir şeyi yok. Bir karşılığı yok yani. Magazinel tarafı da yok. Yok. Evet. Şimdi bizim kanalda biz zaman zaman diğer takımlardan şeyler veriyoruz. Transfer haberleri veriyoruz. Samsunspor'la beraber. Bizim şehir de tam alışamadı gibi geliyor bana. Bizim taraftarlar da henüz bu Süper Lig meselesini anlaşamadılar. İlginçtir. Mesela biz yaklaşık 4 senedir bu kanalı şey yapıyoruz. Hep beraber götürmeye çalışıyoruz. Mesela TFF 1. Lig'deyken Samsunspor'la beraber bal gibi de Sakaryaspor'u, işte önceki sene Kocaelispor'u, Giresunspor'u, bu sene işte Göztepe'yi, Altay'ı,
Rizespor'u konuştuk. Hiç kimse de şey yadırgamadı. Niye konuşuyorsunuz bu takımları falan diyen olmadı. Şimdi biz bir video yayınladık. Samsunspor'la beraber diğer takımların şeylerini de yayınlıyoruz. Yani transfer haberlerini de yayınlıyoruz. Tabii ki Samsunspor'u da yayınlıyoruz. O ötekileri niye yayınlıyorsunuz? TFF birincilikteyken Sakaryaspor'u yayınlıyordu. Kimse rahatsız olmuyordu. Şimdi bu sene niye sen şeyden rahatsız oluyorsun ki? Yani Rizespor'dan niye rahatsız oluyorsun ki? Ben de onu anlayamadım. Yani bu ligi kendi başımıza oynamıyoruz. Bu kanal da sadece Samsunspor kanalı değil. Tabii ki Samsunspor ağırlıklı yayın yapıyoruz. Mehmet Hoca Samsunsporlu, ben Samsunsporluyum. Tabii ki gönlümüz Samsunspor'dan yana ve Samsunspor ağırlıklı yayın yapıyoruz. Bu bir gerçek ama 4 senelik yayın politikamızı Süper Lig'e taşınmamız bile tam şeyi gösteriyor. Yani bizim taraftar da henüz daha tam şeyi anlayabilmiş değil, hissedebilmiş değil. Belki maçlar başlayınca hissedecek, onu da bilemiyorum. Evet, yani biraz kervan yolda dizilir tabii. Maçlar başlayınca, fikstür çekilince başlar abi. Fikstür çekilsin. Sanırım bu ayın sonunda çekilecek. Ondan sonra Kurban elde kâr sağlamalı. İlk hafta Galatasaray deplasmanıymış. Vay, ikinci hafta işte Konyaspor geliyormuş falan diye. Başlar yani. Yavaş yavaş havaya girilir. Ama Kurban, tekrar söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Ve bu bilet fiyatlarıyla tribünler dolmayacak yani maalesef. Dolmaz, dolamaz. Kurban Bayramı'ndan sonra tabii kamp dönemi başlayacak. Sadece bizde değil, diğer takımlarda da başlar. Hele bazı Avrupa Kupası oynayacak takımlar daha bile erken başlayabilir. Bu kamp dönemleri şunun için önemli. Özellikle kadrosu şişkin olan, aslında bizim de kadromuz epeyce şişkin de, Süper Lig'e göre şişkin bir kadromuz yok bizim. Kadrosu şişkin olan işte İstanbul'un 3 renkli takımı diyelim. Bir de Trabzonspor'u da dahil edersek bu işin içerisine. Kadrosu şişkin olan bu kulüpleri baş at oynayan şampiyon adayları diyelim. Yani bu kulüplerin kadrolarındaki birçok futbolcuyu o kamp döneminin arkasından ya kiralıyorlar ya elden çıkartma yoluna gidiyorlar. Ve orada bunu bekleyen kulüpler yani bizim gibi olan kulüpler işte daha Anadolu kulüpleri ve İstanbul'un baş at olmayan kulüpleri onlardan yapacak onların ayrıldığı futbolcuları kiralayarak uygun fiyata transfer ederek almaya çalışıyorlar. Ama bu da sezona takımların hazır girmemesi sonucunu doğuruyor. Böyle bir handikapı var. Galiba Hüseyin Eroğlu da bu duruma düşmek istemiyor ve sezona en azından bel kemiği ortaya çıkmış bir kadroyla kampa gitmek istiyor diye anladım. İşte Hüseyin Hoca sıkıştırıyor dedi de o galiba Yüksel Başkan'ın söylediği de herhalde o olsa gerek. Bari bir transfer yapalım demiş olabilir. Ya şimdi abi biz zor bir camiayız bak, bunu kabul edelim. Bu iki hafta önce falandı. İstanbul'da yine Samsunspor'lu arkadaşlarla oturuyoruz. İşte kime alsak ne olur ne biter falan onları konuşurken dedim ki ya Edin Dzeko'yu alsak dedim ya. Edin Dzeko şu an Fenerbahçe'nin gündeminde mesela. Fenerbahçe alabilirse muazzam bir iş yapar bence. Ve Edin Dzeko son olarak Inter formasıyla işte Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de çıktı yani İstanbul'da. Bir tek belki handikap denilebilecek şey yaşı. 37 yaşında artık yani. Keşke Edin Dzeko'yu 10 sene önce alabilseydi Türkiye'deki kulüpler. Neyse. Edin Dzeko'yu alsak dedim. Arkadaşım biri dedi ki abi çok yaşlı o dedi ya. Olmaz dedi. Ya şimdi Edin Dzeko'yu bile kötüleyebilecek bir şeyimiz de var yani cami olarak. Bir özgüvenimiz de var. Şimdi o yüzden evet zor. Herkesin beklentisini karşılamak zaten imkansız. Bak çok zor bile demiyorum. İmkansız. Herkesin beklentisini karşılayamayız. Ama biraz da adım atmak gerekiyor. Yani sansasyonel bir şekilde lig çıkmışız. Ve Yüksel Başkan'ın tamamen onun katkılarıyla, onun emeğiyle, onun sermayesiyle güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. Kendisi anlatıyordu zaten. Yani bizim taraftar diyor paralı bir başkanı olmasından dolayı mutlu diyor. Doğru. Doğru. Hava atıyoruz yani biz. Adamın parasıyla hava atıyoruz taraftar olarak. Diyoruz ki öyle bir paramız var bizim diyor. Ekonomik durumumuz iyi diyoruz. Halbuki bunu derken belki cebimizde 10 lira falan var. Hani son dolmuş paramız var. Kişisel olarak. Ama önemli değil. Niye önemli değil? Taraftarlık açısından bu güzel. Yani sana güç veren, moral veren bir şeyim var. Başkanım var. Biz kulüp yapım var şu anda. Bunun da karşılığını görmek istiyor insanlar. Yani iyi futbolcularla. Sürpriz değil de böyle iyi. Yani bir iki tane ben mesela bir tane marka isim kesin bekliyorum. Bekliyorum ya. Bekliyordum en azından öyle söyleyeyim. Yani alınmalı. Niye? İnsanlara işte en başta dediğim yani ben kombine gerekçelerini sayarken onu unuttum ama sen
doğru ve güzel bir şekilde tamamladın. Yani önce bir yıldız alırsın, vitrine bir şey koyarsın ki insanlar o dükkana gelsin. Vitrin boş veya geçen seneki vitrin. Vitrinde değişiklik olmuyor. Gelmez o zaman. Ama bir tane yıldız al. Yani evet, belki parasını formayla bilmem ne çıkaramaz ama katkıda bulunur. Katkıda bulunur. Bir heyecan gelir takıma. Bir de şey var değil mi hocam? Tabii bizde işte döviz fiyatlarının aniden sıçraması dolayısıyla şey oldu tabii. Takımların belki Samsunspor için öyle midir bilmiyorum ama birçok kulübün bu şeyini zorladı. Hani borç yükü de var. Yeni transfer yapmayı da zorlaştırdı. Zorlaştıran bir diğer faktör de son yıllarda bir Arap Ligi şeyi başladı. Eskiden işte bu Ceko gibi işte şeyin hani belli yaşa gelmiş ama kariyeri ortada olan pek çok yıldız futbolcu işte şeye geliyordu. İşte Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, hatta bazen Trabzonspor'a geliyordu. Bizim futbolumuza da bir renk katıyordu. Trabzonspor'a Alman milli takımı kalecisi gelmişti işte hatırlıyorum. Evet, yani çok önemli futbolcular işte Hacılar vesaire, bir sürü önemli futbolcular geldiydi. Fakat şimdi o futbolcular çok Türkiye'ye uğramıyorlar çünkü o futbolculara Türkiye'nin verebileceği rakamların böyle 8-10 katı fiyatlarla işte Suudi Arabistan takımları, Katar takımları, Birleşik Arap Emirliği takımları burada bir sene oyna, işte hayatın boyunca kazandığın paranın tamamını bir senede sana verelim moduna girmiş durumdalar. O da şeyi çok zorlamaya başladı. Kaliteli futbolcuyu, bilhassa da yaşı gelmiş, yaşı geçmiş kaliteli futbolcuyu bile Türkiye Ligi'ne hani eskiden biraz işte son şeyimizde bir fazla da kendimizi kasmadan Türkiye'de bir sene daha para kazanalım diyen adamı bile hani Türkiye şey hale geldi. O tercih edilen bir ülke o değil artık Türkiye bu anlamda. Zor bir ülke haline geldi. Çünkü alternatifleri işte Arap takımları bile hakikaten bu futbolcuları daha çok cezbediyor ekonomik anlamda. Bu transfer piyasası da Türkiye açısından hiç iyi değil. Kulüplerin gelir kaynaklarından bir tanesi bu televizyon yayınları. Onları da işte dolar üzerinden şey yapılıyordu. Fakat dolar kurunu sabitlediler, mabitlediler falan filan. Artık onlar da bizim beklediğimiz futbol kulüplerinin beklediği o yüksek gelirleri getirmiyorlar. Televizyon yayınlarından alınan parayla bir tane futbolcu zor transfer ediyorsun deniyor. O noktaya geldi deniyor. Bu konularda da bir endişe etmemek mümkün değil Türk futbolunun geleceği açısından diye düşünüyorum hocam ben. Evet, yani parayla pek çok şeyi satın alabiliyorlar. Yani ya işte Arap sermayesi. Ben Arap sermayesine yani tırnak içinde Arap sermayesinden ziyade petrol sermayesi diyeyim ben ona. Yani çünkü hani bir şey millet ayrımı yaptığımız gibi bir durum ortaya çıkmaz. Petrol sermayesi iki yönlü eleştiri hak ediyor. Biri işte kendi ülkesine, kendi ligine getiriyor bu oyuncuları. Çünkü bedava para kazanıyorlar. Yani şeyden aşağıdan petrol çıkıyor, sen para kazanıyorsun. Hiçbir emeğin yok. Hiçbir emeğin yok. Lübnan asıllı Fransız yazar Emin Maluf çok güzel bir cümle kurmuştu bir kitabında. Diyor ki petrol diyor aslında Allah'ın Araplara bir lütfu değil, bir imtihanı. Ama onlar bunun farkında değiller diyor. Kendisi de bir Arap bu arada. Hristiyan bir Araptır, Lübnanlıdır. Tekrar söylüyorum. Allah'ın bir lütfu değil, bir imtihanı. Çünkü bedava para. Şimdi bir, kendi ülkelerinin liglerine getiriyorlar. İki, gidip bizzat yerinde takım satın alıyorlar. Yani işte Manchester City örneğinde olduğu gibi dünyadaki işte Paris Saint-Germain'i vesaire hep körfez sermayesinin veya petrol sermayesinin takımları olmaya başladı. Bu beni hiç mutlu etmiyor bir futbol sever olarak. Yani benim hoşuma giden bir durum değil açıkçası. Aynı şey Rus oligarkların aldığı takımlar için de geçerli. Yani futbolla ilgili şeyler değil bunlar. Mesela George Hagi 1965 doğumlu ve Galatasaray'a geldiğinde 1996 yılının yazıydı. Yani 31 yaşındaydı. Oo, çok yaşlı Hagi dede falan diyorlardı Hagi için. 31 yaşında bir futbolcuya. Evet, belki o yıllarda da 31 yaş artık futbolun son demleri gibiydi, doğru, ama aradan 30 sene geçmiş neredeyse ve artık futbolcular 36, 37, 38, 39'a kadar üst düzey oynayabiliyorlar. Bu anlamda Edin Dzeko keşke daha önce gelseydi ama bu gibi isimler Türkiye'ye gelirse kesinlikle faydalı olur. Ama işte bu gibi isimlerin Türkiye'ye gelmesinin önündeki en büyük engel de bu bedava sermayenin kendi liglerine onları transfer etmesi gibi duruyor.
Yani böyle bir şey var, risk var yani maalesef. Yani bu işte yani yabancı futbola çekmek. Benzem abi. Real Madrid'den şeye geçti. Suudi Arabistan takımına geçti. İşte ilk açıklamalarından biri şeymiş. Çok huzurluyum çünkü burası Mekke'ye yakın. Ya orası Mekke'ye yeni mi yakın oldu? Yani Kerim Benzema sen işte 20 yıldır profesyonel futbol oynuyorsun. Yani orası Mekke'ye yakın olması değil sebep. Oranın bence Suudi Arabistan Merkez Bankası'na yakın olması daha önemli bir sebep yani. Şimdi o yüzden futbolcular yani böyle şey popülist açıklamalara da gerek yok yani. Bir de bir insan dindarsa Mekke'ye yakın olup olmamakla bunun bir alakası yok yani. Allah'a yakın olmak her yerde yakın olabilirsin. Yani ona diyecek hiçbir şey yok. Tabii yabancı sermayenin Türk futboluna gelişi de işte başlamadı değil. İşte Göztepe'de falan örneklerini görüyoruz. Belki ilerleyen yıllarda ben açıkçası arzu etmem ama bizim kulüplerimizin de işte şirketleşme şeyi altında, rüzgarı altında biraz da ekonomik olarak batağa sürüklenmesine paralel olarak Arap işte senin deyiminde petrol sermayesine yani çok uygun, çok ucuz fiyatlara, ederinden çok daha ucuz fiyatlara gideceğinden de korkmuyor değilim. Onu da gitmemeli. Bak yani ucuzunu geçtim. Ederinden yükseğine de gitmemeli. Yani bugün ederinden yükseğine bile olsa vatandaşlığını satıyorsa bir ülke, bir devlet, ülke değil bir devlet, kulüplerini de satmaya başlayabilir. Yaylalarını da satar. Yani bunlar doğru şeyler değil. Yani bazı şeylerin yerel kalması lazım. Yerel kalmalı ya kendi sermaye. Bu nedenle ben Yüksel Başkan'a ayrıca saygı duyuyorum. Yani Samsunspor'a sahip çıkması açısından. Yani o gidip yabancı bir ülkede bir kulüpte satın alabilirdi veya Türkiye'de başka İstanbul takımlarına da el atmaya çalışabilirdi falan filan. Ama öyle yapmadı. Yani o yerel duygularıyla Samsunspor geçmişiyle böyle bir davranış sergiledi. Bu anlamda saygıyı hak ediyor. Ama burada şöyle bir şey de var. Eğer herhangi bir takımı yani isim demeyelim işte İstanbul'un bir ilçe takımını alsaydı o zaman hiçbir zaman 34 bin kişiyi oynamayacaktı. Hiçbir zaman bu kadar sevilmeyecekti. Hiçbir zaman şampiyonluk kutlaması olduğu akşam telefon açılıp da başkanım lütfen gelin insanlar sizi görmek istiyor falan dedin. Çünkü böyle bir kitle olmayacaktı yani. Yani biraz karşılıklı bu işler. Onun maddi fedakarlıklarının karşılığında manevi olarak haz alması gerekiyor. Bunun için de biraz iyi transfer yapmak gerekiyor. Yani bilmiyorum anlatabildim mi? Ben bizi izliyorsa Sayın Başkan mesajı almıştır. Öyle düşünüyorum. Başkanımızı biz seviyoruz. Çok da akıllı bir adam. O gereğini yapacaktır diye ben ümit ediyorum. Samsunspor ilk senesinde Süper Lig'de bir defa kalıcı olacağını daha ilk haftalardan gösterecektir. Bir defa yapacağı transferlerle oluşturduğu kadro mimarisiyle belki daha ilk haftalardan, yani belki sezon daha başlarken işte büyük takımları da gözünü korkutan bir Samsunspor görürüz diye ben ümit ediyorum. Ve önümüzdeki programlarda bunları konuşuruz diye de açıkçası ümidim var. Senin üzerinden yavaş yavaş sonuna da geldik. Güzel sohbet oluyor ama fazla uzatmayalım hani seyirciler izlemesi açısından. Şimdi dedin ya rakipleri de korkutan eskinin Samsunspor'u gibi. Şimdi ben iki gün önce bitirdiğim kitap şu. Şöyle hemen kameralara göstereyim. Ergin Keleş'in Nasıl Yıldız Olunmaz adlı kitabı. Yani bunu herkese tavsiye ediyorum. Sadece futbol severlere değil, kariyer planlayan, işte işi olan, ne bileyim öğretmen olabilir, işte diyetisyen olur, doktor olur, hiç fark etmez. Yani bütün insan, çünkü bu bir futbol kitabı değil aslında. Bu bir hem kişisel gelişim kitabı hem de bir hayat dersi kitabı. Ergin Keleş'i tabii bir futbol sever olduğum için çok futbola ilk girdiği, profesyonel futbola ilk girdiği yıllardan itibaren 2006-7'den beri biliyorum. Ergin Keleş Trabzonlu, Trabzonspor altyapısında yetişmiş ve lise takımıyla dünya şampiyonluğunda kazanırken gol kralı olmuş. Çok büyük beklentilerin olduğu bir futbolcuyken kendi de anlatıyor zaten bu kitapta. Çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Ve bir gölge yazar falan yok bu kitapta. Kendisi yazmış. Türkiye'de Tanıl Boran'ın sunuşta da dediği gibi herhalde bir Tümer Metin'in kitabı öyledir. Doğan Kitap'tan çıkmıştı. Metin Olmak adlı kitabı. Bir de Ergin Keleş'in kitabı bizzat futbolcunun yazdığı bir kitap yani. Bu da çok başarılı. Ergin zaten böyle entelektüel tarafı olan bir sporcu olarak.
bir yıldız futbolcu olamamasının hikayesini anlatıyor. Ve çok başarılı bir şekilde burada hem öz eleştiri yapıyor hem de sistemi ve çevreyi de eleştiriyor. Yani ta altyapıdan çıktığı andan itibaren o beklentilerin altında kalmasını, zaman zaman mizahi bir dille, çok da kitap okuyan bir şey genç değil artık, ergin, 87 doğumlu yani benden 8 yaş küçük. Yani onu çok başarılı bir şekilde anlatmış. Nasıl yıldız olunmaz da ve kendi yıldız olamama hikayesi üzerinden aslında bugün alt kategorilerde veya alt liglerde futbol oynayan futbolcuların da okuması gerekiyor. Ki okumayacaklar. O da anlatıyor zaten. Türkiye'de futbol okuyan, kitap okuyan futbolcu sayısının ne kadar az olduğunu biz zaten biliyoruz. O da örnekleriyle anlatıyor. Şimdi Ergin'in kitabında 168. sayfada bir şey var. Bir ifade var. Onu paylaşayım sizinle. Şeyi anlatıyor. Taraftarı anlatıyor. Mesela Sakaryaspor ve Ankara Gücü'nde oynarken tribünlerin onu ne kadar etkilediğini ve Trabzonspor'dan oradan bahsediyor. Diyor ki bazen de rakip taraftarlar sizi heyecanlandırır. Hatta o gün daha iyi bir performans sergilemenizi bile sağlar. Tribündeki birliktelikleri öyle etkileyicidir ki hadi bugün oynayalım dersiniz. Ülkemizin dört büyük takımının haricinde Samsunspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Karşıyaka, Bursaspor, Kocaelispor gibi takımlara karşı oynamak bu yüzden bana hep keyif verdi diyor. Şimdi ben de bir Samsunsporlu futbol sever olarak bu kitabı okuduğumda takımımın, daha doğrusu taraftarlarımın adının bir rakip futbolcu tarafından etkileyici deplasman tribünleri veya etkileyici rakip tribünler kategorisinde yer almasından dolayı son derece hoşnut oluyorum. Samsunspor böyle bir kimliğe sahip. Böyle bir kültürü haiz. Dolayısıyla bunun devam etmesi açısından da iyi bir takım oluşturmamız gerekiyor. Çünkü mesela methettiği Sakaryaspor ve Ankara Gücü tribünleri onun arkasındayken küme düştü o takımlarla Ergin. Yani sadece taraftarla olacak bir şey de değil bu. O yüzden iyi bir takım oluşturmamız gerekiyor. Ama bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum ya. Yani çok çok başarılı. Sonra bununla ilgili bir şey yorum yazdım. Hatta bir köşe yazısı yazacağım Samsun Son Haber'de. Çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Özellikle de kariyer planlaması yapan genç futbolculara bunu tavsiye edelim. Yani kitap okumuyorsanız bile. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere bile tavsiye ediyorum. Çünkü hem iyi bir edebi metin de okumuş olurlar bir yandan. Bir yandan da gelecek planlamalarını yaparken çevreden nasıl etkilendiklerini, yani Ergin'in öyle şeyleri var ki, hatıraları var ki, hani kendi gençliğinin verdiği bir cahil cesaretiyle o zaman şöyle yaptım, böyle yaptım. Bugün düşündüğümde artık 30, yani 87'li 36 yaşına gelmiş, 35-36 yaşında. Bugün düşündüğümde yanlış yaptığımı anlıyorum ama o zaman doğru olduğunu düşünüyordum gibi. Pek çok şey var, anlattığı şeyler var. Bu anlamda da önemli. Evet. Aslında biz de hayatımız boyunca bu tip şeyleri çok işte gençken ah keşke yapmasaydık. O gün doğru gibi gelen şeylerin işte sonradan yanlış olduğunu hepimiz bu duyguları yaşadık. İlerleyen yıllarda yaşıyoruz bu anlamda. Bütün gençlere tavsiye edilecek bir kitap diye biz buradan altını çizelim. Bu tavsiyesinden dolayı da Mehmet Hoca'ya teşekkür edelim. Hocam var mı ilave etmek istediğin başka bir şey? Güzel bir sohbet oldu. Ben de özlemişim. Yani yazmanın, okumanın bir tarafa, yazmanın kendine has bir keyfi var. Fakat bu bu programlar da keyifli. Yani bunların da ayrı bir kitlesi var. Takipçilerimiz oluyor. Sağ olsunlar, bizi seven, fikirlerimizi beğenen insanlar oluyor. Beğenmeyenler de oluyor haliyle. Ama sonuçta doğru ya da yanlış fikrimizi söylüyoruz ve bizim doğrumuz başkasının doğrusu olmayabilir. Bizim bugünkü doğrumuz bir yıl sonra doğru değilmiş şekline de dönüşebilir. Yani bunlar da tecrübeyle sabit olan şeyler. Herkes de kendi doğrusunu yazabilir ayrıca yorumlar kısmına. Biz açığız, eleştiriye de açığız. Ben Mehmet Hocama çok teşekkür ederim. Milli takımımıza Galler ve onun öncesinde Letonya karşılaşmalarında başarılar dileyerek bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye kadar ayrılırken henüz abone olmamış izleyicilerimize de abonelik çağrısı yapalım ve yeniden görüşmek üzere diyerek yayınımızı kapatalım efendim.